Türk savunma sanayisinin geliştirdiği zırhlı muharebe araçları ihracatta yeni başarılara imza atıyor. Türkiye'nin zırhlı muharebe aracı üreticilerinden Nurol Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve dışındaki kullanıcılara yönelik araçlar üretiyor. Bunların arasında Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz 2, Ejder Kunter ve Ejder Toma gibi bir dizi araç yer alıyor. Bugüne kadar 1500'den fazla zırhlı araç üretildi. Bu araçlar 8 yıl gibi kısa sürede Katar, Kuveyt, Macaristan, Şili, Özbekistan, Senegal gibi ülkelerde göreve başladı. İhracat yapılan ülke sayısı bir Afrika ülkesinin de eklenmesiyle birlikte 15'e yükseldi. Bu ihracat kapsamında Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracı Birleşmiş Milletler görevi için kullanılacak. Türk zırhlılarına ilgi gösteren bir dizi ülkeyle görüşmelerde devam ediyor. Bu ülkelerden en dikkat çekeni ise Japonya. Nurol Makina, Japonya'da açılan zırhlı araç ihalesinde yörük 4x4 ile ilk elemeyi geçen 5 firma arasına girmeyi başardı. Ülke aynı zamanda Asya Pasifik pazarına giriş kapısı olması açısından da önem taşıyor. Türk zırhlıları yüksek koruma ve üstün hareket kabiliyetini bir arada sunuyor. Zorlu coğrafyalarda bile kapsamlı bir bakım ve onarım hizmeti veriyor. Türk zırhlıları kritik görevlerde yüksek güvenilirlik seviyesini sahada kanıtlamış olmasıyla da öne çıkıyor. Ejder Yalçın yakın zamanda Birleşmiş Milletler görevi kapsamında hedef alındı ve içindeki personeli korumayı başararak bu yönünü bir kez daha kanıtlamış oldu.